İncinmişliğin öfkesi, bunu taşıyan kişi için duygusal yük, inciten kişi için ise şefkatsizlik barındırır. Bir kişi geçmişte yaşadığı bir incinmeden bahsediyor ve sorumlusu olarak da sizi gösteriyorsa bunu hafife almayın. Sıradanlaştırmaya çalışmayın. Yokmuş gibi davranmayın. İncinmişliğini dile getiren kişiyi abartıyor diye bakmayın. Bu tutumlar incinen kişinin size karşı öfkesini süreyen hale getireceği gibi duygusal yakınlaşmanızın önündeki direncin de kaynağı olur. Bu tutumlar incinen kişinin size karşı öfkesini süreyen hale getireceği gibi duygusal yakınlaşmanızın önündeki direncin de kaynağı olur. İncindiğini ifade eden kişinin incinmiş duygularını bırakmasına yardımcı olun. Bir başka deyişle, size yönelik şefkatsizliğinin azalması için incittiğiniz kişinin sizi affetmesini kolaylaştırın. Bir başka deyişle, size yönelik şefkatsizliğin azalması için incittiğiniz kişinin sizi affetmesini kolaylaştırın. Affedilmek, size yönelik öfkenin bırakılmasını sağlayacağı gibi, affeden kişinin kendini iyi hissetmesine de yardım eder. Kaliteli ilişkiler, ancak incinmişlikleri ile yüzleşip, birbirini affetmiş bireyler arasında gelişir. İncinmeleriyle yüzleşmemiş ve birbirini affedememiş bireylerin arasındaki ilişkiler güvenli değildir. Beyefendi önceleri eşi geçmişte yaşadığı olayları anlatırken bunları hafife alıyor, dalga geçiyor, gülüyor, yılışıyor, eşine sarılmaya ve ortamı normalleştirmeye çalışıyordu. Oysa bu tutum ne kendisine karşı şefkat oluşturuyor ne de eşinin ona duyduğu öfkenin çözümlenmesinde rol oynuyordu. Ancak durum artık daha da farklıydı. Bu ve benzeri olaylarla kadın eşine duyduğu öfkeyi çoğaltmış, duygusal yakınlığını kaybetmişti. Bu ve benzeri olaylarla kadın eşine duyduğu öfkeyi çoğaltmış, duygusal yakınlığını kaybetmişti. Duygusal yakınlığını kaybetmişti. Beyefendi seanslar sırasında eşini yalın bir gözle görmeye başladı. Onun anlattığı incinmişliklerle yüzleşti. Ancak kendini nasıl affettireceğini bilmiyordu. Eşinin öfkesini gördükçe, "Tamam hayatım, özür dilerim, şu andaki aklım olsa yapmazdım" gibi sözler söylüyordu. Bunlar değerli sözlerdi ancak affedilmeyi sağlayacak sözler değildi. Beyefendi çaresizlik içindeydi. Çocukları vardı. Ayrılmak istemiyordu. Baş başa yaptığımız görüşmelerde eşine kendisini affettirebilmek için çok özür dilediğini, ancak eşinin bu sözleri kabul etmediğini, onu ayrılık düşüncesinden vazgeçirmek için tüm yanlışlarını kabul edip bir daha kendisini incitmeyeceğine dair sözler verdiğini, ancak eşinin bu sözlere güvenmediğini, özür dilemek için pahalı bir yüzük bile aldığını, fakat eşinin onu parmağına dahi takmadığını söylemişti. Affedilmek için yapılması gereken şey, yalvarıp yakarmak, pahalı hediyeler almak, yeminler edip ağlayıp sızlamak değildir. Bunlar olsa olsa bir acıma hissi oluşturur. Bu acıma duygusu öfkeyi belki bastırır ancak affedilmeyi sağlamaz. Acıma hissi geçtiğinde öfke yeniden ortaya çıkar. Bireyin kendini affettirebilmesi için ön şart, incinmişliğin anlaşılmasıdır. Bireyin
kendini affettirebilmesi için ön şart, incinmişliğin anlaşılmasıdır. Anlaşılma isteği sıradan bir istek değildir. İncinmişliğin anlaşılması bireye kendini güvende hissettirir. Yeniden incineceğine dair kaygısı azalır. Anlaşılmadığını hisseden kişi kendini güvende hissetmez. Nasıl üzüldüğünü, nasıl incindiğini aktaramadığı kadar da öfkelidir. Bu beyefendi affedilmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu seanslar sırasında fark etti. Eşini çok defa incitmişti. Seviliyor olmanın verdiği duyarsızlıkla, seviliyor olmanın verdiği duyarsızlıkla eşini hissetmiyor, incinmişliklerini anlamaya gayret etmiyordu. Şimdi yolun sonuna gelmişti. Geçmişte eşinin incinmişliğini anlamaya çalışarak kendisini affetmesine yardımcı olmak yerine, ortamı düzeltmeye çalışarak ona kendisinin anlaşılmadığını hissini vermişti. Geçmişte eşinin incinmişliğini anlamaya çalışarak kendisini affetmesine yardımcı olmak yerine, ortamı düzeltmeye çalışarak ona kendisinin anlaşılmadığı hissini vermişti. Bunu yeni yeni fark ediyordu. Bu farkındalığı kazandıkça eşine yaptığı haksızlıkları da görmeye başladı. Artık affedilmeye gerçekten ihtiyaç duyuyordu. Artık affedilmeye gerçekten ihtiyaç duyuyordu. Bunu evliliğinin devamı için değil, incinmişliğin ne demek olduğunu anladığı için istiyordu. Birkaç seanslık özel görüşmeden sonra artık kendini affettirmek için büyük yalvarışlara, hediyelerle o anı unutturmaya çalışmaya gerek olmadığını görmüştü. Hatta bunların ne kadar itici olduğunu da anlıyordu. Katıldıkları son seansta adam mahcuptu. Önceki görüşmelerde olduğu gibi sürekli kendisini savunmak yerine susmayı tercih etmişti. Bir sessizlik olduktan sonra eşine döndü. Ben o gün garson kız için çok tatlı kız dediğimde seni incittim değil mi? Dedi. Bu sıradan bir söz değildi. Hanımefendi eşinin gözüne baktı. Kocasını anlamaya çalışıyordu. Kadının bu dikkatli bakışı bilinçaltındaki incinmiş duygularının uyanmasından kaynaklanıyordu. Bilinçaltı eşinin balayında kendisine yaşattığı o kötü hissi hissedip hissetmediğini sezinlemek istiyordu. Eğer eşi kendisinin incinmişliğini hisseden cümleler kurarsa kadın rahatlayacaktı. Sessizce eşini dinlemeye koyuldu. Eşinin kendisine bakışına karşı adam da gözlerini hiç kaçırmadan karısının gözlerine bakıyordu. Biraz bekledi, utandı, dudakları titredi, gözleri doldu ve "Beni affedebilir misin bilmiyorum ama ben affedilmeye çok ihtiyaç hissediyorum" dedi. Beni affedebilir misin bilmiyorum ama ben affedilmeye çok ihtiyaç hissediyorum dedi. Birbirlerine konsantre olmuş gibiydiler. Aynı duyguyu yaşıyorlardı. Kadın sanki adamın hangi duyguyu yaşadığını anlamak için "Seni neden affedeceğim?" diye sordu. Affedilmeye ihtiyacım olduğu halde yıllarca affedilmem gerektiğini hissetmediğim için beni affet, dedi adam. Affedilmeye ihtiyacım olduğu halde
yıllarca affedilmem gerektiğini hissetmediğim için beni affet, dedi adam. Kadın daha bir garip baktı. Eşini şimdiye kadar hiç bu duyarlılıkta görmemişti. Adam devam etti. Buraya gelmeden önce sabaha kadar düşündüm. Empati kurmaya çalıştım. Seni anlamaya. Acaba balayına gittiğiniz otelde sen bir garsona çok tatlı bir adammış deseydin ne hissederdin? Büyük bir hayal kırıklığı yaşardım. Hem de daha evlendiğimizin ilk günü bunu yapabilmiş olman beni şoke ederdi. Adam çok samimiydi. Yıllarca kadının söylemeye çalıştığı şeyleri şimdi kendisi hissediyor, eşinin duygularını kendi duyguları gibi yaşıyordu. Hanımefendi eşinin bu sözlerini duyduğunda sanki bir direnci kırılmış gibi omuzlarını indirdi. Adam yere eğdiği başını tekrar kaldırdı, eşinin gözlerine baktı. Bilmiyorum, beni affedebilecek misin? Ben olsaydım affedemeyebilirdim, dedi. Hanımefendinin eşinden bu sözleri bu derinlikte ilk defa duyduğu belliydi. Hafifçe tebessüm etti. Bu tebessüm affetmenin ilk işareti idi. Anlaşılmanın verdiği güven ona kendini iyi hissettirmişti. Muhtemel ki eşi bu anlayış içerisinde kendisiyle yakınlık kurmaya devam etse affedilecekti. Danışmanlık almaya geldiklerinde adamın farkındalık seviyesi oldukça düşüktü. Ne eşini yıllarca incittiğinden haberi vardı, ne de affedilmeye ihtiyacı olduğundan. Balayında yaşadıkları bu tatsız olayı hatırlamadığını söylüyor, eşi hatırlatmaya çalıştıkça öfkeleniyor, yeter artık diye tepki gösteriyordu. Bu tepkinin nedeni o gün yaşananları hatırlamak istememesiydi. Hatırladığında kendisini suçlu hissedecekti. Beyefendinin öfkesi suçlanmaya karşı bir dirençti. Kadın o günün bahsini açtıkça kalbi acıyordu. Kalbinin acımasını bastırmak için eşinin sesini bastırmaya, hediyeleri alıp o günden bahsettirmemeye çalışıyordu. Amacı affedilmek değil, eşinin o günden bahsetmesinin önüne geçmekti. Eşinin acısını hissetmenin değil, kendi acıyan kalbinin acısını durdurmanın peşindeydi. Onun için yalvarıyor, hediyeler alıyor, bağırıp çağırıyordu. Tıpkı benim piknik alanında içimde hissettiğim duyguyu durdurmak için çocuğu durdurmaya çalıştığım gibi.